Dirsekli pedallarıyla yürütülen bisikletler 1860'larda ortaya çıkmış ve o zamandan bu yana tüm dünyada, özellikle İngiltere, Fransa, İtalya, Hollanda ve öteki Avrupa ülkelerinde halkın benimsediği bir araç olmuştur. Birinci Dünya Savaşı'nda ve daha sonra Vietnam Savaşı'nda bisikletli birlikler yer almıştır. Bisikletin tarihi 1700 sonlarında Fransa'da geliştirilen araçlarla başlar. 1791'de Conte de Savissa seferini yaptı. Bu aynı büyüklükte iki tekerlekten oluşan tahtadan yapılmış bir araçtı. Oturma yeri tekerlekleri birleştiren çubuğun üzerine yerleştirilmişti. Sürücüler çubuğu bacakları arasına alarak oturuyor ve aracı ayaklarıyla iterek yürütüyorlardı. Buna benzer araçlar 1816'da Nijeforems ve bir yıl sonra da Alman Baron Karl Woldens tarafından yapıldı. Dens'in yaptığı araç kısa zamanda İngiltere ve Almanya'da Densine ya da eğlence atı adıyla yaygınlaştı. 1861'de Fransız Pierre ve Dernisch Michaux kardeşler bulmuştur. Araçlarına Velespit adını verdiler ve 4 yıl sonra yılda 400 bisiklet üretmeye başladılar. 1869'a geldiğinde Fransa yollarında bisiklet yarışları yapılıyordu. Sıradan ya da peni çeyrek peni adı verilen, bisikletin doğrudan pedal dirsekleriyle çevrilen büyük bir ön tekerleği ve küçük bir arka tekerleği vardı. 1871'de İngiliz Seamus Stirling tarafından yapılan bu bisiklet en yaygın bisiklet tipi oldu. Ön tekerleğin büyüklüğü sürücünün bacak uzunluğuna göre seçiliyordu ve çapı 1 metre ile 1,5 metre arasında değişiyordu. Uçsuz mavi gök küre kucaklarken, toprak yollara dağılan çocuk çığlıklarını, akşamın gölgeleri büyütüyor, söğütün salkım saçan dallarını, kıyıda bir köşede beklemedesin işten dönmek üzere olan babını, en fazla da alacağım dediği mavi bisikletini. Ülkemizde şiirler yakılmış, bir çocuğun en içten olan arzularını da beslediği bisiklet, mavi, kırmızı, yeşil, sarı. Her çocuğun hayali bir bisikletle ellerini bırakıp kendini rüzgara teslim etmek. Belki de özgürlüğü ilk tadış. Yazar Mark Twain. Bir bisiklet alın. Kesinlikle pişman olmazsınız. Şayet yaşarsınız. Bilim insanı Albert Einstein, dengede kalmak için hareket etmeye devam etmek gerekir. Bisiklet, toplum için geniş çaplı yararları olan bir aktivitedir. Çevreye dost, hiçbir duman veya ses oluşturmayan bir ulaşım şeklidir. Kentlerimizdeki tıkanan sorunları çözümünde önemli bir katkı sağlayacaktır. Bunlar çoğu insanın ekonomik yararına da olacaktır. Bisiklet sağlıktır. Zevkli ve sağlıklı fizik egzersizine davet etmektedir. Bisiklet hastalığı önler. Haftada 4 saatlik egzersiz, geniş bir aralıktaki hastalık riskini önemli derecede azaltır. Hatta haftada 1 saat bile önemli azalma sağlayacaktır. Faydalı olması için düzenli olmalıdır. Günlük kısa yolculuklarda bisiklet kullanmak, ihtiyacımız olan egzersizi yapmak için uygun bir yoldur. Bireysel bisikletçiler için, çalışanlar için, toplumlar için işe bisikletle gitmek sağlık için önemlidir. Tüm bu nedenlerle bisiklet desteklenmeli ve ulaşım politikaları mümkün oldukça fazla sayıda insanın bisiklete binmesine yönelmelidir.